Konya için en önemli simgesel yerlerden biri de Alaaddin Tepesi. Tepe üzerinde 8 Selçuklu Sultanı'nın mezarının bulunduğu kümbetler ve Konya'nın en büyük ve en eski camisi olan 800 yıllık Alaaddin Camii var. Alaaddin Tepesi'ndeki Sultan Alaaddin Camii'ndeyiz. Burada size şimdi Türk üçgenini göstereceğim. Türk üçgeni. Yukarı bakarsak bu mimaride birbirinden farklı üçgenleri aynı yere birleştirip orantılayan bir üçgen çeşidi. Türk üçgeni. Kubbe kaslarına yapılmış, Çin'den yapılmış bu üçgenler birbirine benzemeyen üçgenler birleştirilmiş ve bu kubbe kaslarındaki üçgenlere Türk üçgeni deniyor. Kündekari tekniği, yani birbirinin içine geçme tekniği. Bu abanos ağacı. Abanos ağacı o zamanlar Türkiye'de yok, hala yok da Afrika'dan geliyor ve çok sert, çok uzun ömürlü olmasından dolayı da çok kıymetli yerlerde kullanılıyor. Bugün artık ithalatına izin vermiyorlar Afrika'dan buraya gelmesine. De o zamanlar gelmiş ve bu şaheser ortaya çıkmış. Kündekari. Konya'nın Sille köyündeyiz. Bu köyün özelliği 5000 yıldır kesintisiz bir yaşam var. 1870'teki kayıtlara göre burada yaklaşık 20.000 kişi yaşıyormuş ve 36 tane şapel ve kilise bulunmaktaymış. O dönemde burası dini bir merkezmiş ve nedeni de Aya Elena Kilisesi'ymiş. Şimdi hep beraber oraya geçelim. Buyurun. Bizans'ın kurucusu Konstantin'in annesi Helena, Kudüs'e hacca doğru giderken Konya'dan geçiyor. Konya'dan geçerken de bu Konya'daki Sille kasabasına geliyor ve burada bir kilise olmadığını görüyor ve buraya kilise yapılması için emir veriyor. Muhtemelen 1700 yıl önce elle yapılan ilk kilise Sille'deki bu tarihi kilise olabilir.